Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bu akşamki dersimiz şu. İnsanı rahatsız eden neyi, nerede, nasıl, niçin yapacağını bilmemekten ortaya çıkan halet bozukluğu. Kim, neyi, nerede, nasıl, niçin yapacağını iyi mi? Bunu bilmediği zaman iç alemde tutarsızlık oluyor. Bu sefer deneme yanılma ile bulmaya çalışıyor ki o da yetmiyor ömrü veya psikolojisi. Yani ne kadar ömrümüz var ki? Belki o hatayı bir daha düzeltme şansı yok. Ha? Yani iç alemde tutarsızlığa sebebiyet verecek, sebepleri ortadan kaldıracak bir ders yani. İç tutarsızlık. Yani sen anladın mı? Bak içteki duygu çatışmaları var ya, tuhaf tuhaf, garip garip. Onu nasıl istikametine koyacağız? Şöyle bir şey söyleyeyim İbrahim, sana lazım. Laikalar, aklımızı kıblesine koyar. İmani mevzular kalbimizi kıblesine koyar. Laikalarla laikasız neyin, ne olduğunu, ne ile nasıl bileceksin? Neyin, ne olduğunu, ne ile nasıl bileceksin? Laikalar yoksa. Emirdağ laikasından okuyacağım. 198. Bak şimdi. İlk önce kendi dünyasında karmaşa, uydurukçasıyla kaos sergileyecek. Sonra onun yöntemini koyup kıblesine nasıl koymuş? Nasıl rahatlamış? İlk önce kendi haletini böyle bir fırtınayı gösterecek. Sonra kıbleye nasıl oturmuş? Bu bilinmese hiç şansı yok. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? O içinizdeki varlığı teşhis etmek mi? Ha, teşhis etmek. Teşhis etmek yetmiyor. Onu istikametine koyacaksın. Tamam. 198. Emirdağ 1. Bu sıkıntılı zamanda, böyle bir zamandayız. Nasıl bir zaman? Sıkıntılı bir zamanda. Nefsim sabırsızlıkla, yani hastalığı ikileştiren, hastalığın kökü ve temeli olan sabırsızlıktır. 10. deva. Hastalığı devam ettiren, ziyade ettiren, aktif eden, hastalığı katlayan ve devam ettiren, manevi kök yaptıran merak. Şimdi ki, sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni taciz ederken, taciz, nefsim, beni, sen kimsin? Ruh, taciz ederken bu fıkra onu tam susturdu. Yani ikilemi gösteriyor. Mesela bir nefis, bir de ruh. Ha? Bir sıkıntıların kaynağı, bir de ruh. Bak, nefsim beni sabırsızlıkla kullandığı silah sabırsızlıkla beni taciz ederken bu fıtronu tam susturdu. Emilmese şükrettirdi. Size de faydası olur diye lefen beraber, başka şeyle beraber takdim edilen bu fıkra aynı zamanda okuduk kapanmasın diye Üstad ne yapmış?
başınızın üzerine. Bu fıkra başımın yanında asılı duruyor. Devamlı bakılması için. Bundan dolayı bazı psikolojik rahatsızlara diyorum ki seni aktif eden iyi bir cümle seni. Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşün hayatına lezzet alır. Amen amene bir kader emin emin keder. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmezsin. Kendini... Yani A4'e yaz seni aktif eden. 3 gün burada bir mutfağa koy. Bir salona az başka bir tane vereceğiz. Bir de yatak odanda. Hissiyatında tutarsızlık varsa yatak odana koy. Düşüncede sıkıntı varsa salona koy. Tamam mı? Ve işte tuhaf tuhaf karışık şeyler yaşıyorsa mutfağa bir tane az. 3 gün dursun. Ya her zaman okumayacaksın. Orada gelip geçecek tak tak şu altına aktarılıyor. Usta devamlı bakıp da okumuyor. Demek ki susturdu. Sonra devamlı telkin olsun diye ama asılı arkasına asıyor. Tamam. Arkasına asmış. Bir zannediyor ki ayet-i kerime asması lazım. Değil mi? Yasin asması lazım. Tefriciye asması lazım. Celcülüt'ü asması lazım değil mi? Asmıyor. Bunu asıyor. Bakayım ne asıyor ya. Bir, ey nefsim 73 sene %90 adamdan ziyade zevklerden hisseni almışsın. Daha hakkın kalmadı. Neyin peşine koşuyorsun? Almış ha. 73 seneden beri zevkten peşine koymuş şey, zevkleri. Acayip zevkleri peşine koşmuş. Tamam mı? Acayip almış da. Hem de %90 adamdan ziyade. Sen 100 kişiden 90'ın içindesin yani. Böyle dünyanın bütün keyif ve lezzetini almışsın, daha hakkın yok ha. Daha benden bir şey isteme. Demiş. Şey zannediyorsunuz. Bu bize ders, tamam doğru. Ama arkadaşlar, ne biliyor musun? Doğru. Öyle bizim zannettiğimiz, böyle şunun bunun peşine dolaşmak değil. Yatı katı değil. Bu insan ruhunu bedene hakim ettiği için dünyada ruhsal çok rahat. 2. Sen âli, bu çok önemli bak. Hem kendime, ben kendime şey yapıyorum. Bu dersi yapmamın sebebi kendimdir. Sen âli ve fani zevklerin bekasını arıyorsun. Âli ve fani. Ani bir şimşek gibi çaktı gitti ve ölünce bitecek. Bazısı da kabire kadar var. Ölünce bitecek. Bazısı şimşek gibi. Ani ve fani. Zevklerin bekasını arıyorsun. Onun için zevaliyle ağlamaya başlıyorsun. Mesela sağlık, kanser oldun. Hayda. Evi kapatmış. Kimseyle görüşmüyormuş. Beyefendi Hazretleri radıyallahu anh. Sanki insanlar kanser verdi, insanlara ceza veriyor. Kimse gelemez ha. Tamam böyle. Sen ani ve fani zevklerin bekasını arıyorsun. Onun için onun zevaliyle ağlamaya başlıyorsun. Kör hissiyatınla, hissiyat nedir? Kördür. Yani mazi ve müstakbili yoktur. Manevi defse maride ne vardı? Mustafa, içini söyler misin abi? Asap, damar, heves, hissiyat, tabiat, şuursuz kör hissiyat. Bak hissiyat. Hissiyatın özelliği kördür. Geçmiş geleceği yoktur. Peşin çalışır. Ben taksitle uğraşmam diyor. Allah diyor ki bunu terk etme sana cennette şunu vereceğim. Olmaz diyor. Ben peşin uğraşıyorum. Peşincidir. Onun için zevaliyle ağlamaya başlıyorsun. Kör hissiyatınla bu yanlışının tam tokadını yersin. 1 dakika gülmeye bedel 10 saat ağlıyorsun. 1 dakika gülmeye bedel 10 saat ağlıyorsun. Bununla alakalı bir yer var. Sözler 150'de.
Yani öyle bir akıllı falan adam değilim, o boy boy güzelliği nereden bildi falan. Çalışmışım da öyle yani, sizden zeki değilim yani. Ben akıllı falan değilim o kadar. Bak güzeli, bakayım bulabilecek miyim yani. Ha, bir de var yani şimdi, durum iyi değil yani. Allah Allah. Ey zevk ve lezzete müptela, ey zevk ve lezzete müptela insan. Ben 75 yaşında binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hadiselerle aynı el yakın bildim ki hakiki zevk, bak hakiki zevk, elemsiz lezzet, kedersiz sevinç, hayattaki saadet istiyorsan yalnız imandadır. Ve iman hakikatları dairesinde bulunmuş. Bir, Resul demiyor mu abi? Bak, hakiki zevk, koy tencereye, elemsiz lezzet, hani lezzet alacaksın, elem bırakmayacak. Oh be, elhamdülillah. Yaparken de lezzet alacaksın, ayrılınca keşke demeyeceksin. Yani, lanet olsun, nereden yaptık ya? Demeyeceksin. Ayrılınca da oh be, elhamdülillah. Hakiki lezzet. Elemsiz lezzet, elemsiz. Günahlar elemlidir. Ayrılınca yatarsın. Senelerce. Bak kafanda şu anda senin de benim o günah canlandı. Her canlanmıştı, her günah konuşunca o geliyor değil mi? Bak belki de 10 dakika değil diyor. 10 senede mi uğraşıyorsun hala silinmemiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh sözüdür. Kısa yani şimdi 10 dakika işte bir lezzet yaparsın diyor. Onun tövbesiyle 10 sene uğraşırsın diyor. Hakiki lezzet, elemsiz lezzet, kedersiz sevinç, hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatler dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elemler var. Bu haram değil ha da, bu helal dairedeki. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elemler var. Bir kere ayrılık elemi var. Haram değil ha. Bir de haram oldu mu? Bugün tersine dedim. Aa dedi çok yemek harammış ya dedi. Helal değil mi dedi benim yemeğim. Lan bir de senin yediğin haram olsa dedim ya. Bugün. Çok ilginç. Ha, İmam Azam'ı sözetir biliyor musunuz? Helalini çok yemek haramsa ya o yediğin haramsa ne olur? Haram olursa. Abi dedi ya ben dedi haram çalmadım ki çok yemek ne haram olsun dedi. E bir de çalsaydın dedim onu. Anladın mı? Bir de haram olsa zaten kafadan gittin ya. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesi yedirir 10 tokat vurur gibi hayatın lezzetini kaçırır. Niye kaçırır? Hayat anlamını niye yitirir? Ah olan ah batsın bu dünya. Niye yitirir bundan dolayı? Sen bunların peşindesin. Hangisinin? Ani ve fani zevklerin bekasını arıyorsun. Onun için onun zevaliyle ağlamaya başlıyorsun. Kör hissiyatında bu yanlışının tokatını tam yersin. Bir dakika gülmeye bedel 10 saat ağlıyorsun. Görüyor musun yani? İçsel tutarsızlık nasıl tutara geliyor? Derseniz konusu muydu? İçsel kaos böyle, tuhaf tuhaf şeyler geliyor. Yap yapma, bak bakma, git gitme, yap yapma, ya oğlum ya falan. İşte bu kardeşim, alif alif bitti ya. Ya. Üç, senin başına gelen zulümler ve musibetlerin altında kaderin adaleti var. Yaptığın haksızlıkla değil ha, doğruydun da başına musibet geldi. Şefkat tokatından değil Enes bu. Ya normal yaşarken bir şeyin yokken, sen ustak mesela hapishaneler, senin başına gelen zulümler ve musibetlerin altında kaderin adaleti var. Ne var bakalım kaderin adını? Atlanın bak. İnsanlar, abi ben hak etmemdim ya. Bugün bir yerden geliyorum. Abi ben hak etmemiştim ya. İnan biz hak etmedik ya abi ya. Bu bize yapılır mı ya? Şimdi nereden geliyorum ben? Hak etmedik Okay. Tamam. Zaten bir de hak etsen yani. Dava hakkın yok ki. Hak etmediğin için konuşuluyor. İnsanlar senin yapmadığın bir işte sana zulüm ediyorlar. Tamam. Öyle mi? Ediyorlar ya. Abi zulüm yapıyor. Fakat kader senin gizli hatalarına binaen
o musibet eliyle seni hem terbiye hem hatana kefalet ediyor. Tamam. Yapmadığın bir şeyle tokatlıyorsun. Yaptığın şeyle zaten o hiç konuşma yani. Bir de okuyayım abi. Bak. Senin başına gelen zulümler, hata yapmadığın halde, musibetlerin altında kaderin adaleti var. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efaline kadere fetva verdin ki bu zalimin eliyle sana bunu reva görüyor, seni terbiye ediyor. İnsanlar senin yapmadığın bir işte sana zulüm ediyorlar. Zulüm ediyor ya sana, yapmadın böyle bir şey. İftirayı yapmadın arkadaş, yaptı işte sana. Fakat kader senin gizli hatalarına binaen o musibet eliyle seni hem terbiye hem hatana kefalet ediyor. 464'te bak ne var sözlerde. Burada soruyordum ha. Burada çalıştım ya. Ezberden var mı ya, ne adam ya, oradan oraya, oradan oraya. Değil, çalış demek istiyorum. Gizli hata. Gizli hata. Gizli hata. Şimdi mesela ben bir şey yaptım. Biliyor musunuz siz bunu yaptım? Yok. Ama zaten Hasan abi niye böyle başına geldi ya? He? Dersten giderken arabanın lastiği çoktu. Allah Allah, bu adam dersten giderken ne olsun ya? Bilmezsin sen. Belki ben çoğu zaman da ben de hatırlamam. Kimin kalbini kırmışım, dökmüşüm, nereye ne yapmışım belli. Diyor ki, çünkü diye başlıyormuş. Kader, hakiki illetlere bakar, adalet eder. Kader, arka formata bakıyor. Vitrine bakmıyor. İnsanlar zahiri gördükleri illetlere hükümlerini bina eder, kaderin aynı adaletinde zulme düşer. Mesela hakim seni sirkat, hırsızlıkla mahkum edip hapsetti. Sıkmıyorum değil mi? He, sıkılıyor musunuz? Bak hakim seni hırsızlıkla hapsetti. Halbuki sen sarık değilsin, hırsız değilsin. Fakat kimse bilmez gizli bir katlin var. Gizli bir katlin var. Ha? İşte kader ilahi dahi seni o hapiste mahkum etmiş. Fakat kader o gizli katlin için mahkum edip adalet etmiş. Hakim ise sen ondan masum olduğun için sirkate binaen mahkum ettiği için zulmetmiş. İşte şey vahitte, yani tek bir şeyde, iki cihette kader ve icad-ı ilahinin adaleti ve insan kesbinin zulmü göründüğü gibi başka şeyleri buna kıyas et. Demek kader ve icad-ı ilahi mebde ve müntahaya, yani Allah bir muamele ederse, bir, Allah esmasının hükmünü icra ediyor. Tamam. İki, meleği ağlaya manzara teşkil ediyor. Seyrediyor. Üç, ahirete mezra oluyor. Hadisat ahirete aktarılıyor. Ebedi mal oluyor senin bu şeylerin. Dört, ruhunu âli ediyor. Musibetlerle, şeylerle temizliyor. Tamam. Beş, diğer sistemi, diğer bir sürü şeyler vardı. Onunla alakalı komşunun şu bu. Onlara da adalet ediyor. Yani sana gelen, başına gelen ruhundaki ciddi bir marazı tamir ediyor mesela. Şimdi o maraz, o hastalık ahirette mi olsun? Demek ki sana kısacası ruhun için muamele ediyor. Kısacası Allah sana ahiretin beka ebed için sana muamele ediyor. Üç, sana esmanın hükmü var. Meleği alanın seyrengahı var. Bu için yapıyor. O halde bana yapıyorlar ya. Sen ki, seni değil ki ya. Niye malına sahip çıktın? Bu mal senin mi? Sana vücut verilmiş. Sana.
Sana hayat verilmiş, sana. Sana insaniyet verilmiş. Sen insan olarak gelmedin ki bu dünyaya. İnsan olmak için geldik. Bir daha. Biz insan olarak gelmedik. İnsan olmak için gelmişiz. Peygamberlerin vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. İnsan zannediyor. İnsanlar dayız ya. Sana verilen vücut, hayat, insaniyet, İslamiyet, iman, ilmi Kur'an'ı, hikmet imani. İlmi Kur'an'ı, hikmet imani özel verilmiş asıl imamına. Onu kendisi söylüyor. İbrahim biz insan olarak gelmemişiz. Yani insan olarak kendimi zannediyordu. Cebindeki çekirdeğe kimse para veriyor mu? Karpuz çekirdeği, karpuz parası. He? Abi karpuza gel, karpuza. Karpuz 5 lira. Hadi lan karpuz. E işte bundan çıkacak. Çekirdeğe, karpuza gel, karpuza. Kim alır çekirdeğe bir karpuz parasını? He? Biz insan olmak için gelmişiz. İnsan olmak için gelmişiz buraya. İnsan olarak gelmemişiz ki. Hiçbir şey değildik. Ahmet abi şaşırdın değil mi? Ha? Dehşetli bir olay. Duydun mu? Damar Ahmet abi. Damar. Üç okuduk değil mi? Dört. Hem ama bir atıfta yapalım mı buna? Kastamonu 193. Sonra. Onu biraz Sara yapmış olduğunu haber cinsinden de diyordunuz ya. El cezamin cinsil amir. Ama şimdi adam hırsızlık yapmış. İşte katillik katletmiş ama hırsızlık cezası çekiyor. Çok güzel. Bak. Bazen mülk cihetiyle tevil etmeden konuşuyorum. Yani. Mesela el cezamin cinsil amir. Yani ceza amelin cinsindendir. Bu zahiri şeriattır. Buradaki terbiyeden bahsediyor. Peki mesela 20, 73 sene %90 adamdan ziyade zevklerini almışsın. Böyle bir şey yok yani. Peki hangi zevkten bahsediyor? Yani yaratılış var ya, yaratıldım. Bunu hep ücret kabul ediyor. Nefes almak, ücret kabul ediyor. Diyalize takılmamak, ücret kabul ediyor. Ayağını yürümesi, ücret kabul ediyor. Bugün bir tanesi WhatsApp'tan bana bir şey göndermiş. Belki gördünüz WhatsApp'ın. Kalp, göğüs, damar, cerrahi bölüm başkanı, profesör kalp gününde kalp krizi geçirerek ölmüş. Hem de 44 yaşında. Kalp, göğüs, damar, bilim, daire, bölüm başkanı, profesör kalp, göğüs, damar, bilmem ne gününde kalp krizi geçirerek kalp krizi profesörü, kalp profesörü ölüyor. Ve şaşırdım. Kalp profesörü kalp krizlerinin ölmesine vallahi yani burada kalsın da siller seni bunu. Şaşırdım ya. Kalp profesörü kalptan ölür mü? En güvende oydu. Ulan ben de acillerin karşısında ev tutmayı düşünüyordum lan. Bir şey olursa beni alırlar diye. Lan aklımda mı diyor? Kalp krizi olursa beni oraya alırlar diye. Lan kalp profesörü kalp kriziyle ölüyor. Onun ölümü de çok teşittidir. Kalp nasıl geldiğini bildiği için. Bizim öyle değil. Duman gelecek. Tamam. Gelecek görecek. Ne oluyor falan diyene zaten geçtin gitti. Tamam ne olduğunu bilmiyoruz ya Fatih. Tamam araba takla attı. Darma duman hop hop. Ne oluyor ya bana Allah Allah. Öyle değil. Gelişini de biliyor. Haleti de biliyor. Ne arkaya mı vuruyor, mideye mi vuruyor, kafaya mı vuruyor. Hep adamın zerresine kadar yaşıyor. Bilmek biliyor musunuz? Bilmek biraz kötü oluyor bu işi. Ha demek ki el cezamin cinsine amel bu adalet, şeriat ama terbiye bu. İçsel kavuşu oturtmak. Ha? Mesela bak bir tane gizli katil var ama hırsızlığın yok. Nasıl o peki? Öyle mi gideceksin ahirete? Gitmek ister misin? Yok. Ben burada temizledim bari. Bu sefer gizli bir katil var ama hakim bunu bilmiyor. Olaylar kimse bilmiyor. Diyor ki sen hırsızlık yaptın. Yapmadın. Ya geç arkaya yakaladın. Tak
Beşer zulüm içinde kaderin adaleti var. Peki o adam ne yapıyor biliyor musun? Dönüyor. Elhamdülillah. Ben öyle şikayet ettim biliyor musun hakikaten? Arabayla kaza yaptık. Adam ifadesi verirken dedi o sarhoştur dedi. Ya delidir ya sarhoştur dedi. Kendisi içmiş. Vurdu bana. Niye demiş hakim şey komiser benim için? O dedi. Ya dedi arabayı ben vurduğum zaman göbekte minibüsüne 5300 vardı ya. Adam şöyle yaptı. Böyle yapıyordu dedi. Gülüyordu dedi. Demek ki delidir dedi. Ya da sarhoştur. Biliyor musun? Avcılarda ya. Komiser dedi ki o da oturuyor. Yapı kredi o kapanmamıştı o zaman. O bankada çalışıyordu bir müdürlü. Bak diyor müdür diyor ki diyor. Ben diyor 53 Rize plakası kadar fren izi var. Fren yapmış vurmuş içmiş gelmiş. Köbekten ben daha böyle giderken gidişli gelişten böyle giderken adam girdi. Ondan sonra sen dedi böyle gülüyordun dedi. Ya delisin diyor diyor ya sarıyorsun. Ama öyle de benzemiyorsun dedi. Böyle oldu mu? Bu kardeşim dedi Müslümandır. Yalan konuşmaz dedim. Doğru söylüyor dedim. Oğlum bir anda şaşırdı tamam. İçmiş. Dedi komiser hakikaten evet dedim. O bana vurduğu zaman dedim bununla alakası olmayan benim dedim ciddi bir kusurum vardı Allah'a karşı. Komiser dedi nasıl dedi Allah'a karşı? Ya boşver size ne ortak edeyim. Günahım vardı iyi. Ya Rabbi diyordum bugün akşam Allah'ım tokat vurma ne olur affet. Ya Rabbi tokat vurma affet. Ya Rabbi ama içimde bir şey var tokat diyeceksin. Ben dedim böyle balon şiştim 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 balon. Ya Rabbi içimdeki sıkıntıya göre vereceksin. Ama hafif olsun ya Rabbi. Yani, öğleden sonra değiştirdim dua. Ya Rabbi hafif olsun ya Rabbi hafif olsun. Vurduğu zaman balon patladı. Oh bundan kurtardım diye çok sevindim dedim. Elhamdülillah ya Rabbi bu kan. Sanki o arabaya vurmadı balona vurdu vallahi. Allah şahit olsun buna. Allah yalana seyahat edirse kafir olursun. Ha. Böyle dedim ki, oh dedim, bu kadarla atlattık, hamdolsun, arabayla atlattık. Dedim, onun için çok rahatım. O da bakıyor, o da bakıyor. Ya dedi, o zaman biz dedi, ne olacağız dedi, konu değişti tabi, araba maraba kattı. Dediği doğru çıktı yani, ancak değil mi olur böyle bir şey? Konu değişti biliyorsun, Fatih. Böyle, konu değişti. O da böyle bakıyor, Müslüman kardeşim yalan demez de doğru söylüyor deyince zaten onu aldık bu tarafa. Kaşılamadım. Dedim geldi bu tarafa. Komiser dedi. Ya dedi sen öyle. Biz de öyleyiz dedi. Nasıl yapacağız dedi. Nasıl oluyor? Ya dedi. Allah bu adam kullanıyor. Araba maraba unutuldu. Başladık sohbet etmeye. Ondan sonra adam dedi ben şikayetçi değilim dedi. Ya boşver dedi. Ramakta dedi ya ben dedi fena yapmışım. Yok dedi ya. Şimdi adam sen tokatlayacak ya şimdi. Böyle şu şey yapar, yapıyorsun ama yok dedi ben dedi şikayetçi değilim. Ben komiser bey dedi ben haksızım. Yok kardeşim haksızı dedim ya haksız. Benim dedi anlattım haksızım. Ya sen Allah'a karşı haksızsın dedi ya. Böyle ver burcu oldu. İsteye de oturuyor. İnan ha. O komiser de meşrut derslerine gidiyor. Ankara'da. Başladık sohbet etmeye. Yer yer karakola gidiyordu. Arabası vurulup şükreden adam geliyordu. Ha, ya Rab vuracaksın vicdanım öyle diyor ama hafif vur. Ne olur ya Rab hafif vur. Ha, bu. Ledüniyet desek olur mu abi? Ha? Ledüniyet. Ledüniyet ha yani. Ledün ilmi. Ledün ilim yani enfasi diyelim. Ha, ledün tabii. Ya şu kardeş bu dünyaya. Gelmenin şuurunda olan bir insan mutlaka başına geleni bir yere bağlarsa ona kefaret olur. Bağlamasan hava çıva gidiyor işte. De ki herhalde şu kapım sıkıştı. Bu çocuk diyor için söylüyor Mesnevi'nin yerine. Çocuk var bacak kadar çocuk. Mesul değil. Vursa diyor kafası kırılsa yere. Sinek öldürdü diyor. Karıncayı parmağıyla öldürdü diyor. Hissi şefkata muhalif etmenin bedelidir diyor. Çocuk mesela değil ama gitti karıncaya dönmüş eliyle. Ben iş yaparken o da hissi şefkata muhalefet etmenin cezası olarak bu ağzın üzerine düşüp ağzı kırılır. Ya bu çocuk niye düştü? Hissi şefkata muhalefet etmiş. Masum hayvanları parçalayan o canavarı da avcıya mı şey yapıyor? Şurayı bir dinlemek lazım.
Kastamonu 193. Bak Allah aşkına. Ya nasıl bir şey ya bu eserler ya? Nasıl bir eser? Laika yok. Bunu nasıl çözeceksin ya? Bak ne diyor. Bir hadisede. Bak arabayı vurdular bana. Adam göbekten girdi. Önlü 3 metre. Fren izi var. Sarhoş. İçeride komiserle işi halletmiş. Suçlu benim. Girişti gelişti. Bu sokağa gideceğim ya. Böyle döndüm. Dönerken göbekten vuruyor. Niçin onu dikkat etmedi? La kardeşim 53 metre fren yapmış mı, suçu yok mu? Öfürdüğü zaman şey var. Ha. Ben dedi, ben araştırdım mı? Ya 53 metre fren izi var ya. Sonra anlaştıktan sonra gördüm onu. Yok. Peki bir hadise. Şimdi o olayla bakın lütfen şu şeye. Bir hadisede ey ailevi sorunlar yaşayan, bir hadisede hem insan eli hem kader müdahalesi olduğundan, bir hadisede hem insan eli var hem kaderin müdahalesi olduğundan, insan zahiri sebebe bakıp bazen haksız hükmedip zulmeder. Zahire bakar, zulmeder. Lan sen haksızsın lan, 53 metre, 53 metre falan yaptın. Karışma lan artık. Devilirdim. Hayır. Haklısın kardeş. Benim iç halimimde. Ben oturttum zaten onu. Bundan geldi. Ama Allah onun eliyle vurdu bana. Başvuru adamı neyle vuracak? Allah'ın sopası yok ki bulutun arkasında sop atacak. İçeride oturtursan tamam. Ya abi bana haksızlık ediyorlar, ne yapacağız? Vicdan ne ya işte? İçini oturttur ya, çöz işte içeride. İnsan zahiri sebebe bakıp bazen haksız hükmedip zulmeder. Kader o musibetin gizli sebebine baktığı için gizli. Benim o yaptığım sizce bilinmeyen, Allahça bilinen o yaptığım kusura gizli sebebine baktığı için adalet eder. Yine mi şey? Kastım ne? Hukuk kitabı, hukuk. Terbiye kitabı, psikolog. Abi bu kadar psikoloji nerede çıkardı? Buradan çıkarıyorum. İyi ki var Risale ya. O sebepsiz bir şey olmuyor demek. Olmuyor be kardeşim. Bir sebep var ya. Yani biraz önce okudum ya sözler 460'a kadar. Esbab aleminde Allah'ın şeriatı, adetullah esbaba bakar. Kader ise hakiki illetlere bakar. Hatırladınız değil mi? Bir de okuyun o cümleyi abi. 466 bir sayfa geri olsaydı tam olacaktı. Diyor ki, kader hakiki illetlere bakar, adalet eder. İnsanlar zahiri gördükleri illetlere hükümlerini bina eder. Kaderin aynı adaletinde zulme düşerdir. Ya ne güzel şeyler. Ya koca kitap yazılı şu cümleye ya. Allah bir de okuyayım ya. Şuna baksana. Yazsanız evinizin arkasına. Şu bir duvarına yazsana şu cümleyi. Yazsana arkasına. Dert diyor ki kader hakiki illetlere bakar, adalet eder. İnsanlar zahiri gördükleri illetlere hükümlerini bina eder. Kaderin aynı adaletinde zulme düşerler. Gördün mü? Abi bir baksana ya. Kadın da Allah sana ceza veriyor, tokat veriyor. Çünkü evlenirken güzel midir? Kariyeri var mıdır? Obası var mı dedi kız da. İşi var mı? Aşı var mı? İşi aşı var mı? Yakışıklı mı? Parası var mı? Başka o olsa tek kalacak mıyım? Anne babanla işim olmayacak ha, anne babana bakacak mıyım? Ha, böylelikle koca ararsan, sen de yakışıklı mıdır, işin mi var, tahsil midir bakarsan, Allah aynı hafilin içinden sana orada tokat çakacak. Orada vuracak. Bu da zahiri. Ama kader ise sen iç aleminde dinin koymadın. Ben yakınımı söylüyorum. Yakın bir tanesi vardı işte, geliyorum. Ya dedi, kardeşim dedi ya, benim birinci derecede yakınım. Ya böyle böyle. Ben sana demedim mi? Ben sana birisini söyledim. Çocuğuna vermedim. O güzel değil dedim. Ha, ben sana dedim güzellik gelmez. 6 ay sonra bozulur. Ahlakı kalır. Yapma. Sen niçin aldın? Bunun için yap. Ha, hala güzeldir. Ne bileyim ruhu böyledir. Ben sana anlattım. Hiç ne dua? İçimden gelmiyor ki. 4. Hem yüzer tecrübenle. Bak. Hem yüzer tecrübenle. Kırıkada
Hani biliyordunuz da. Kırıkan da şöyle bir şey koymuştu. Dersten sonra 15 dakika sonra geleni almıyordu. Ama bir sisteme girmiştik ki laletaynlık yok. Çünkü derstir biliyor musunuz? Çok ciddi iştir. Bu tedavidir, tedavi. Derse gelmediniz. Bu seansa geldik. Asıl en büyük deşikti. Bak ne diyor? Bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni taciz ederken. Yani hiçbir şey. Ya ne yapalım? İşe giderken ana dilini almıyor öyle. Atlıyorsun metroya şurada. Ya derse erkekken 15-20 dakika sonra geliyorsun. Zaten mukaddemesini kaçırdın. Bakış tarzını yok oldu ki. Ya çocuğu saati geldiği zaman nasıl kaldırıyorsun? Hafta sonu namaza kaldırmıyorsun. Ya çocuk uykusunu alsın. Ulan okula girerken uykusu yok muydu bu çocuğun? Zalim anne. Tam kaldırdın. Namaza da kaldır. Hafta sonu yok. Yatsın ya biraz dinlensin. Koca hafta boyunca kalkmıştı. Namaza yok. Namaza gelince böyle. 10 çocuktan hayır göreceksin ha. O çocuğun elini sana vuruyor işte. Ciddi olacağız, ciddi. Cenab-ı Hak diyor ki bu kainatı yaratmada. Yani abim biz 16. sözde geçiyor, şevletlikte geçiyor. Biz oyun oynamıyoruz diyor bu kainatı yaratmayla. Ciddi olacağız, ciddi işte. Bazıları adet edilmiş. Derse dikkatimi çekiyor, hiç endişe etmiyor, hepinizi tanıyorum. Geç geliyor bile. Bilir ve bilmiyor. Daha işim var. Cuma günü işin olmayacak işte, perşembe günü. Erken gideceksin, derse zaten de geleceksin. 4. Hem yüzer tecrübenle, ey sabırsız nefsim, hitap ediyor, ayrı bir şahsiyet koymuş. Katı kanaatın gelmiş ki, katı kanaatın, bak, katı senin kanaatın gelmiş ki, zahiri musibetler altında, neticesinde, bak musibetler altında, neticesinde, inayet ilahiyenin çok tatlı neticeleri var. İnayet ilahiyenin çok tatlı neticeleri var. Asa entekruhu şey'en ve huve hayrun lekum. Ne diyor? Bazen bir şeyi çirkin görürsünüz. Ha? Biraz önce bağırdığım gibi. Çirkin görürsünüz. Halbuki o sizin için daha hayırlıdır. Kefe maşa hareket ettiğini söyledim. Hemen bunun şey yaptım. Ha? Asa entekruhu şey'en ve huve hayrun lekum. Patron dese tamam ağam dersin. Ben dersem ağrına gidiyor. Ha? Asa entekrehu şeyen ve huve hayrun lekum. Siz diyor bazen bir şeyi çirkin görürsünüz, halbuki o sizin için daha hayırlıdır. Okul okuduk. Kaç dakika sonra sınıf almıyorlar? 10 dakika sonra almıyorlar değil mi? %15 dakika koymuştuk. Peki, bir daha okuyayım. Bu ayet var ya, Bakara suresine geçiyor. Siz bir şeye hayır dersiniz, bilmezsiniz, sizin için şerdir. Şer dersiniz, devamında, sizin için hayırdır. Çok katı bir hakikati ders veriyor. O dersi daima hatıra getir. O dersi daima hatıra getir. Hem felin çarkını çeviren kanun ilahi, bak, boyunca acayip birkaç tane atıf okuyacağım buna. Bak, feleğin var ya, kainata felek diyor. Çeviren kanun ilahi, senin hatırın için o pek geç, o pek geniş kanunun kaderi değiştirilmez. Niye böyle oluyor? Niye fazla yağmur geliyor? İyi miyiz arkadaşlar? Bak, feleğin var ya, feleğin çarkını çeviren kanun ilahi var. Kainatta bir sistem var. O ilahi senin hatırın için o pek geniş kanunu kaderi değiştirmez. Mesela 192 mesleği de var bak. Bununla alakalı. Nerede abi mesleği? Burada mı? 192'deymiş. Bak ne diyor? Allah Allah. O kadar harika ki. وَالَّذِتَّبَا الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَابَاتِ وَالْاَرْضِ. Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilse, dünyanın nizam intizamı fesada gider. Ey müteşekki, ey itiraz eden, sen nesin?
Neye binaen itiraz ediyorsun? Cüz'iye ve seni külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? Cüz'i hevesini olmaz. Fazla oldu. Az oldu. Cüz'i hevesini külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? Kopmuş olan zevkini nimetlerin derecelerine mikyas ve mizan mı yapıyorsun? Ne biliyorsun ki zannettiğin nimet nikmet olmasın? Senin ne kıymetin var ki sinin kanadı kadar muvazi olmayan hevesini tatmin ve teskin için felek çaklarıyla harekette teskin edilsin. وَلَا بِالتَّبَاءَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضِ. Ya çünkü diyor hiçbir insanın Cenab-ı Hakk'a karşı hakkı itirazı yoktur. Ve şekva ve şikayet de hakkı yoktur. Çünkü şikayet eden ferdin hilaf hevesini iktiza eden nizam alemde binlerce hikmet vardır. O ferdi irza etmekte o bin hikmetin idabı lazım. Yani mesela şu olmasın böyle, şu da olmasın. Benim hevesimi tatmin etmek için ne kadar hikmetler ortadan kaldıracak? Bir ferdi razı etmek için bin hikmet feda edilmez. Cüz'i hevesini külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? Allah senin hevesini kainata mühendis yapmadı ki diyor. Ya Allah Allah. Ne güzel şeyler ya. İnsan rahat ediyor. Diyor ki hem feleğin çarkını çeviren kanun ilahi senin hatırın için o pek geniş kanunu kaderi değiştirmez. Son madde. Men amene bil kader emine minel keder. Kutsi dusturuna kendine bak, kutsi dusturunu kendine rehber et. Rehbermiş. Men amene bil kader emine minel keder. Hevesli bak, hevesli, hevesi var ya çocuk arabayla oynama, bebeğiyle oynama. Hevesli, akılsız çocuklar gibi. Çünkü akıl 7 yaşında geliyor, 7 yaşına kadar zekaveti var. Akıl gelmeden hiç kimse çalıştıramaz, baba da işe veremez. Din öğrenmesi lazım. Ya. Hevesli, akılsız çocuklar gibi ne yaparmış? Muvakkat. Emniyetsiz lezzetlerin peşinde koşma. Muvakkat, emniyetsiz lezzetlerin peşine koşma. Çocuk böyledir. Düşün ki, fani zevkler sana manevi elemler, teessüfler bırakır. Bir daha, düşün ki, fani zevkler sana manevi elemler, keşke, teessüfler bırakır. Sıkıntılar, elemler ise, sıkıntı çekti ya bugün, elem aldın, bilmem ne. Ne neticesi neymiş? Bilakis manevi lezzetler ve uhrevi sevaplar veriyor. Ya, bilakis manevi lezzetler ve uhrevi sevaplar veriyor. Sıkıntılar ve elemler. Sen divan olmasan muvakkat lezzeti yalnız şükür için arayabilirsin. Zaten lezzetler şükür için verilmiştir. İki yer okuyacağım, onu hazır keseceğim. Bir tane şu, Mesnevi Nuriye 199. Atıfı, 119 pardon. 119. Dünyanın akıbeti ne olursa olsun, lezzeti terk etmek evladır. Çünkü akıbetin ya saadettir, saadet ise şu fani lezaizin terkiyle olur. Veya şikavettir. Ölüm var mı? Var. Ölüm ve idam intizarında bulunan bir adam, her an kalp kriziyle, her an tansiyon patlamasıyla, her an ecelin gelmesiyle muhatap olan bir insan. İdam intizarı için söyledi bu örneği. Ölüm ve idam intizarında bulunan bir adam. Her an ipin çekilecek bir adam. Sehpanın
tezyin ve süslendirilmesinden zevk ve lezzet alabilir mi? Kardeşim ipi takmış da sandalye ayağında vuracak bir tane. Ne diyorlar ona tekme vuranı? Celap celap. Tamam mı? Ama bu arada kardeş buyurun. Merak etme altı şey ipin ipekten şu sehpa var ya herkese nasip olmaz ha altındandır. Altın sehpa. Vefat edince tabutun altın yapacağız. Diyor ki ölüm ve idamını bekleyen bir adamın sehpanın tezi ve süslendirilmesinden zevk ve lezzet alabilir mi? Dünyasının akıbetini küfür saykasıyla adam sefi yaşıyor. Ölüm ölüm duyduğu zaman ulan nasıl Allah'tan ümitli olacak şimdi? Küfür saygısıyla adil ve mutlak olduğunu tevehüm eden adam için de terk-i lezzet evladır. Çünkü o lezzetin zevaliyle hukuka gelen hususi ve mukayyet ademlerden ademi mutlakın elim elemler her dakikada hissediliyor. Bu gibi lezzetler o elemlere galebe edemez. Bir atıfım buydu. Bir tane daha var atıfım. Aslında ondan sonra orada lezzeti terk etmek. Ha. Meşhur lezzetler dahil mi? Evet abi. Çünkü meşhur lezzetler gitmesinden elem bırakıyor. Zaten gayri meşhur lezzetler tepeden zaten gitmiş. Mesela meşru ve mubah olan bir fiil. E sonunda gitmeyecek mi kardeşim? O zaman zahmete kanaat et. Veya mevcuda kanaat et. Maneviyatta mevcuda kanaat etme. Bu nimettir diyor. Kanaat et mevcuda. Rahat edersin ya. Lezaizi terk. Mesela meşru diyelim. Baklava yemek haram mıdır? Yok. Ustad diyor ki peynir bırakıp baklavaya gittin değil mi yani? Ya onu bir sürü ele geçirmek için, boşaltmak için bir sürü para da lazım. Meşru ya. Ama sonunda elem olacak. Zevali lezzet elemdir. Ve gayrimeşru ise zaten tepeden gittiğin yani. Hatta balon oluşturuyor. He? Balon oluşturuyor içeride. Ne yapıyor? Balon oluşturuyor. Balon oluşturuyor içeride. Patlatması var onun. Öyle mi? Allah Allah. Emin de değil ya. Ya. Şimdi bir mektubatta bir yerimiz de var. Onlar çizgiyesi. Bana bak ortak mısın şunda? He? Evet. Ertuğ'la. Ortak mısınız baklavaya? Size beraber ortak mısınız? O da hoşuna gitti de. O da bizim, o da aynı tarikattanız. Yani baklava tarikatı. Çok balonları var patlatmaz. Gölekle vurması da. Baklava tarikatı. Rüştü abinin ne tarikatı vardı? Bir tane tarikat vardı. Kim diyeceğini hatırladınız mı? Bir tarikattan bahsediyordu ya. Çok antikaydı, çok güzeldi. He? Bir de tarikat. Yok bir şeydi ya, unuttum. Mustafa neydi? O çok meşhur bir şey vardı ya. Kimin abi? Rüştü abinin bir tarikatı olsaydı çok gülerdik ya. O tarikata dahil olun dedi. Dünya ve ahirette kazanırsınız. Ya şey, dünyada kazanırsınız dedi. Bir de tarikatı mıydı, neydi ya? Neyse, 366. Burada... 360 işkembe tarikatı. Yok abi. Eğer şükür etmesen unuttuk ama güzeldi böyle. Çok manidar şeyleri vardı. Rüştü abinin 365. Ha. Şurada abi. Eğer şükür etmezsen o muvakkat lezzet zeval ile bir elem ve teessüf bırakır. Kendisi dahi kazurat olur. Elmas mahiyetindeki nimet kömüre kalp olur. Şükür ile zahir olan rızıklar, daimi lezzetler, baki meyveler verir. Şükürsüz nimet en güzel bir suretten çirkin bir surete döner. Çünkü o gafile göre rızkın akıbeti muvakkat bir lezzetten sonra fuzulattır. Burada kesiyorum. Bahır davahım Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Temassalavat.